Değerli izleyenler hoş geldiniz. Ben Ayşenur Asuman, Uğur TV'nin ekranlarındasınız. Sağlık raporundasınız. Gene Türkiye'nin, dünyanın sağlık gündemini, sağlık raporuna değinmeye devam ediyoruz. Hem bedensel, hem sosyal, hem ruhsal konulara, ruhsal iyilik halini sağlama yönünde yayınlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda tabii ülkemiz biraz zor dönemlerden geçiyor. Hem Afrin harekatı biliyorsunuz başladı. Oradan zaman zaman kötü haberler alıyoruz. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diyelim. Hem de son zamanlarda çocuk istismarı, hekime şiddet bir yanda, insana şiddet, kadına şiddet bir yanda, çocukların öldürülme vakalarına rastlıyoruz. Biraz kantarın topuzu kaçtı gibi bu haberleri çok duymaya başladık. Her gün bir kanalda, her gazetede böyle haberlere rastlıyoruz. Biz bu yöne mi gitmeliyiz? Toplum olarak biz böyle bir toplum mu olmalıyız? Bu haberleri almalı mıyız sürekli? Nasıl iyileştireceğiz? Nasıl bu haberleri en aza indirgeyeceğiz? Aslında nasıl insanların ruh sağlığını geliştireceğiz, koruyacağız? Daha mutlu, daha kendinden doyum olan insanlar hale getireceğiz. Biraz bunların bu yönde biz ışık tutalım, sizleri aydınlatalım istiyoruz. Biraz yol haritası çizelim istiyoruz. Toplumu daha sağlıklı bir nesil, daha sağlıklı çocuklar, daha ruh sağlığı düzgün anne ve babalara ihtiyacımız var sağlıklı nesili sürdürebilmek için. Ruh ve akıl sağlığı nasıl korunabilir? Sevmek ve yardımda bulunmanın ruh sağlığına olumlu etkileri var şüphesiz. Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Şefkat duygusu geliştirirsek, o karşımızdaki insana şiddet gösterme eğilimi, karşımızdaki insana kızma, öfkelenme eğilimimizi düşüreceğiz. Bunlar da toplumun iyi halini yükseltecek. Sorunlarla baş etmek zorundayız hayat içinde. Peki sorunlarla baş ederken başkasını kırmadan, kendimize de eziyet etmeden, toplumun düzenini bozmadan nasıl bu sorunlarla baş edebiliriz? Neler yapabiliriz? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Neden tahammülsüzüz? Neden sinirliyiz? Nasıl bunları örteceğiz? Nasıl bunlarla baş edeceğiz? Bu meyanda bunlarla da ilişkili kuralım istiyoruz. Ve öfkeyle baş etme tabii bu hepsinin, bütün saydığımız başlıkların içine giren başlık başlık hepsini konuşmaya, yardımcı olmaya çalışacağız size. İki değerli konuğum var bu sabah, her hafta sonu olduğu gibi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sayın psikiyatri uzmanı doçent doktor Medine Yazıcı Güleç, hoş geldiniz, merhabalar. Ve çocuk psikiyatristi sayın doktor Canan Yusufoğlu, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Biraz toplum olarak zor zamanlardan geçiyoruz dedik. Bir yandan Afrin harekatı var. Oradan acı haberler alıyoruz. Hemen şey de söylemek istiyorum. Yayını hazırlayabildiyse arkadaşlar, Afrin harekatında sınıra giderken bir sağlık çalışanımız 22 yaşında Büşra Boyacı hayatını kaybetti. Ambulans bir trafik kazası geçirdiği için, bir kaza geçirdiği için değerli sağlık şehidimizi, sağlık çalışanımızı da buradan analım istiyorum. Sayın Büşra Boyacı'yı İyi ki varlar diyelim, 22 yaşında. Benim de bir arkadaşımın öğrencisi olduğunu duydum sağlık meslek lisesinden. Tekrar başsağlığı dileyelim yakınlarına. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine, Büşra Boyacı'nın. Medine Hanım, sizle başlayalım. Şimdi beden sağlığı kadar ruh ve akıl sağlığını da korumak lazım. O boyutu biz yıllarca biraz şeye odaklandık belki de, yani beden sağlığını iyileştirmeye odaklandık ama hepsi bir bütün. Beden, ruh, sosyal sağlık, hepsi tam iyi olmadan insan tam bir iyilik haline kavuşamıyor. Hepsi bir bütün, birbiriyle paralel. Ve bu meyanda belki de en önemlilerinden biri de ruh ve akıl sağlığını korumak. Genel olarak tavsiyelerinizi ben almak istiyorum. İnsanlar toplumda hangi problemlerle şu anda çok zor baş edebiliyorlar? Siz Erenköy'desiniz, çok büyük bir eğitim araştırma hastanesindesiniz. Eskiden yöneticilik de yaptınız orada. Çok vaka gördünüz, çok insan tanıyorsunuz. Çok daha her düzeyden insanı tanıyorsunuz. İnsanlar nelerle baş ediyorlar en çok ya da baş edemiyorlar? Tabii bu kişiden kişiye değişen bir şey aslında. Ama hani günümüzdeki koşulları düşünürsek, özellikle İstanbul'da söz ediyorsak, çok fazla stres var hepimizin hayatında. Çok kalabalık bir şehir, her an rekabetle dolu, her an bir yarışla dolu, çok hızlı, her şey çok hızlı akıyor. Hep bir şeylere yetişme telaşındayız. Birbirimize çok daha az zaman ayırıyoruz. Doğal olarak destek sistemlerimizi daha az kullanabiliyoruz ve bütün bunların içerisinde hem belki insanların biraz yalnızlaşması hem de durup kendilerine
bir bakmak, ne hissettiklerini, ne düşündüklerini anlamak, meseleleri hakkında düşünmekle ilgili fırsatları olmuyor. Çok fazla travmatik olay yaşanıyor. Bütün dünyada savaşlar, işte sizin bahsettiğiniz istismarlar, ölümler, şiddet vesaire ve medya aracılığıyla artık dünyanın öteki ucundaki şiddetten de haberdarız. Bir şekilde bunlar sürekli olarak, bunlara sürekli olarak maruz kalıyoruz. Bunların da çok önemli etkisi var. Aynı zamanda kendinize ufak tefek, büyüklü küçüklü travmalara maruz kalıyoruz. Ve bütün bunlar hayatı zorlaştırıyor tabii ki hepimiz için. Peki şu var, çok şiddet haberi lerini duymak medyada, çok fazla ruhsal sorununu duymak, işte mesela hemen etiketlerler, birisi de öldürülmüştür, biri şiddete uğramıştır, zaten şizofren hastasıydı derler mesela. Yani hem ruhsal hastalıkları fazla deşifre ederek ya da çok şiddet haberlerine, insana katliam yapılan haberleri vererek insanlara şiddetin de reklamını yapmış oluyor muyuz? Yani bunlardan bu kadar bahsetmek doğru mu, bunları bu kadar bahsetmek? İnsanı özendiriyor mu sizce Medine abi? Belki kolaylaştırıyor bazı şeyleri. Yani ne kadar insanın şiddet uygulama potansiyelini arttırır, onu söylemek kolay değil. Ama yapılabilirliğiyle ilgili bir vizyon oluşturuyor olduğunu düşünüyorum. Yani kolaylaştırdığını düşünüyorum. Bu tarz şeylerin sürekli olmasının biraz alalade bir hale geldiğini ve daha kolayca başvurulmasıyla ilgili bir yol açılabileceğini düşünüyorum. Özellikle çocukların bu tarz şeylere çok fazla maruz kalması. Canan Hanım bu konuda daha çok şey söyleyebilir. Çünkü şiddet öğrenilen de bir şey, taklit edilen de bir şey. Çocukların özellikle bu tarz şeylere maruz kalması çalışmalarda gösterilmiş. İleriki yaşlarda şiddet eğilimini arttırıyor. Ve yapabileceklerinin, insanın yapabileceklerinin sınırsızlığına dair hepimizin belki zihninde bazı şeylerin uygulanmasını kolaylaştırıyor olabilir. Herhalde şey değil mi? Sizin uzmanlık alanınız, çocuk psikiyatrisi uzmanısınız. Yani çocuk küçükken ne kadar sevgi görürse, güven duygusu görürse, anne babasıyla yakın ya da anne babası olmayabilir. O sevgi ihtiyacını herhangi birinden de alabilir. Onu da söylemiş olalım. Bağlanabilir, sevgisini aktarabilir, sevgi görebilir. Sanıyorum o çocuklarımız daha mutlu, daha huzurlu, daha ruh sağlığı yerinde insanlar olarak herhalde yetişiyorlar. Burada anneye, babaya, topluma büyük bir rol düşüyor. Biraz buradan bahsedelim mi lütfen? Çocukları, yani aslında insan küçük bir aile, insan sosyal bir varlık ve bu sosyal varlığın en küçük birimi de aile. Anne baba olmadan öncesinde aslında geçmişten gelen kendi işte büyüklerimizden gördüğümüz aile kavramı bir şekilde aktarılıyor. Yani ebeveyn olarak aslında neler beklendiğiyle ilgili. Belki öncesinde daha anne baba olmadan kendi duygularını tanıma, duygularıyla beraber ona eşlik eden düşünceleri ve davranışları anne babanın ilk başta kendisinin bunları öğrenmesi. Sonrasında da çocuklarına duygularını anlaması konusunda yardımcı olması gerekiyor. Ki iletişim daha bebekken başlıyor. Anne emzirirken çocukla göz göze geliyor. Daha büyüdüğü zaman çocuğun yaptığı hareketleri gözlemliyor anne, duygularını gözlemliyor. Bir şekilde ona duygularını öğretmeye başlıyor anne. Üzgünse, bugün üzgün mü oldun, işte kızgın olduğunu gördüğü zaman çocuğunu, işte bir şeye mi kızdın gibi. Duygularını bu şekilde öğretmeye başlıyor anne. Sonrasında onu da öğrenmesi lazım ki aktarabilsin. Onu öğrensin. İlk başta annenin babanın öğrenmesi gerekiyor. Duyguları, duygularla beraber o an düşünceler, düşüncelerle beraber gelişen davranış. Anne bunu bildiği zaman çocuğuna da bunu aktarıyor. Çocuk da kendi duygularını biliyor. Kendi duygusunu bilen çocuk karşı tarafın da duygularını daha rahat anlayabiliyor. Karşı tarafın da yardım ihtiyacını görebiliyor. O an aklından geçen belki karşı tarafın düşüncelerini analiz etmeye başlıyor. Empati duygusu gelişiyor küçük yaşlarda. Yani bu çok önemli. Peki bu konuda başarılı mı aileler? Yeni nesil diyoruz mesela. Yeni nesil anne babalar. Hani daha eğitimli, daha hem tüketime dönük hem de insana dönük. Yani eğitim
bunları aşmamıza yardımcı olacak bir şey mi? Yeni nesli nasıl görüyorsunuz? Yeni nesilde çekirdek aileler daha fazla, büyük aileler yerine çekirdek aileleri bıraktı. Çalışan kadın oranı daha fazla böyle bir ortamda. Çocuklarımız doyuyor mu sevgiye? Bu dediğiniz duyguları yerleştirebiliyorlar mı çocukken? Siz ne görüyorsunuz? Yani eğitim düzeyi, evet, hani eğitim düzeyi yüksek olduğu zaman anneler çocuklarıyla ilgili, gelişimleriyle ilgili kitaplar okuyabiliyorlar vesaire, ama eğitim düzeyi orta düzey ya da düşük düzeyde olan çok da ilgili aileler de var. İşbirliğiyle çok güzel yollar kat ediyoruz. Çocuklar zaten bir küçük insanın, yetişkin bir insanın minyatürü değiller. Daha farklılar, gelişime daha açıklar. Ona pozitif pekiştireçler verdiğiniz zaman ödüllendirme mekanizması çocuklara çok daha işe yarıyor. Öğretmeye çalıştığınız, göstermeye çalıştığınız şeyi çok çok daha rahat kavrayabiliyorlar. Yetişkinden farklı olmaları bizim çalışma alanımızı belki, bilmiyorum, daha zevkli hale getiriyor olabilir. Anneler, babalar ne kadar başarılı olabiliyorlar? Birlikte öğreniyoruz aslında. Çocuğun duygularını, o an aklından geçen düşüncelerini bulmasına yardımcı olması konusunda çocukla konuşurken bir yandan da anne babalar da aslında öğreniyorlar. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, çocuğun içe kapanıklığıyla ilgili getirdikleri çocuğundan bahseden aile, mizaç özelliklerini kime benziyor diye sorduğum zaman, işte baba anlatıyor çok çekingen, kendini ifade edemiyor gibi. Orada anne kime benziyor sorusunda, ben de çocukken öyleydim. Ben de kendimi yeteri kadar ifade edemezdim. Hatta ben şu anda böyleyim şeklinde yanıt veren ebeveynler oluyor. Çocukla sosyal ortama girdiği zaman aklından geçen o düşünceler, işte parmak kaldırırsam bana bakarlar, bana gülerler gibi bir düşünce geçtiği zaman kafanı kaldırıp bu düşünce gerçek mi değil mi diye kontrol et diyoruz. Bir yandan da anne dinliyor çocuğa önerdiğimiz şeyi. Anne de böyle bir durum, kalabalık bir ortama girdiği zaman işte bana bakarlar vesaire gibi, onun da düşünceleri, benzer düşünceler geçiyor aslında. O da denemeye başlıyor. Aslında her iki tarafta yol kat etmeye başlıyorlar. Anneyi bütün gün görmediği için de belki, değil mi, bu devirde daha çok anneler çalıştığı için. Hep annelerden bahsediyorum ama yani babalar da tabii ki görüşmelerimize geliyor babalarda. Biraz zaten sinirli agresif olabiliyor herhalde çocuklar. Nasıl? Değil mi? Biraz sinirli agresif olmaları, anneyle babayla daha az görmeleri, daha az muhatap olmaları, o ilgiden yoksun olmalarıyla alakalı da olabilir mi birazcık? İlgiden ziyade anne babanın tutarsız yetiştirmeleriyle de daha fazla alakalı oluyor. Yine bir örnek vermek isterim. Görüşmeye gelen bir aile, çocuklarının okulda hiçbir sorunun olmadığını ama kendi yanlarına geldiği zaman öfkeli, tutturan, inatlaşan bir çocuklarından bahsediyorlar. Görüşmede çocuğu dışarıya çıkartmamız mümkün olmadı. Yani dışarıda onu bekleyecek kimse olmadığı için çocuk, biz aileyle görüşürken o da bizim arkası dönük bir şekilde oyuncaklarla oynuyordu. 6,5 yaşında olan bir çocuk. Bu tutturmayla, inatlaşmayla ilgili ebeveynlere tutumları anlatırken, ben inatlaşma kelimesini kullanmadan, direnç kelimesini kullanmak istedim. Çocuk da çok farkına varmasın gibi. Bunları anlatırken tutarlı olmak, annenin vermiş olduğu kurallara babanın da aynı şekilde tutarlı davranması. Diyelim ki 10 tane kural koyuyorsa 9'unda kararlı davranıp tek bir tanesinde farklı bir davranışın o 9 kararlı davranışı tamamen sildiğiyle ilgili önerilerde bulunurken, çocuk birden arkasını dönüp ağlamaya başladı. Çocuğa sordum, hani niçin ağlıyorsun? Hani ağladığın zaman ben senin ne istediğini de anlamıyorum. Biraz hani anlatır mısın niçin ağladığını? Ben direncimin gitmesini istemiyorum dedi. Peki dedim, direnç nedir? Hani tutturuyorum, inatlaşıyorum ya dedi. O işte onun adı direnç. Peki nerede işe yarıyor dedim bu direnç? Çocuk dedi ki evde işe yarıyor. Yani anne baba birbirlerine baktılar. Yani çocuğun o an evdeki öfke problemi ama dışarıda kendini kontrol etmesi, dış ortamda kendini arkadaşlarıyla kontrol edebildiği ama evde tutturarak, inatlaşarak, öfkesini anne babaya yönelterek isteklerinin olduğu ile ilgili çok güzel bir şekilde çocuk kendisi dile getirmiş oldu ebeveynlerine. Peki çocuğun öfkesiyle nasıl baş edebileceğini de aslında satır aralarında biraz söylediniz. Hı hı. Peki öfkeyle baş etmek genel olarak hem erişkinler için hem çocuklar için soruyorum. Nasıl daha kolay olacak? Nasıl kolaylaştırabileceğiz öfkeyle? Hepimiz hoşgörülü, daha dingin, daha sakin insanlar olmalıyız aslında. Toplumun ilk hali biraz da böyle sağlanabilir ama
öfkeliyiz ya, ne yapacağız? Ya öfke sonuçta duygularımızdan birisi. Hı-hı. Aslında hani yok etmemiz gerekmiyor, hı-hı, öfkemizi. Öfkenin dışa vurumuyla ilgili olumsuz davranışlarımızdan kaçınmamız gerekiyor. Çoğu zaman öfke çok ani gelen ve bir anda dürtüsel olarak geldiği zaman kişi bunu dışarıya şiddet yoluyla vurabiliyor. Sonuçta bu aslında duygularını tanımak ve yönetmekle ilgili bir şey. Kendimizi ne kadar iyi tanır, ne kadar neye ihtiyacımız olduğunu anlarsak o kadar iyi yönetebiliyoruz aslında duygularımızı. Ve bu hastalarla çalıştığımızda aslında ne kadar çok birçok işareti yanlış değerlendirdiklerini fark ediyorlar. Nasıl kendi otomatik fikirleriyle harekete geçtiklerini, gerçeğe çok uygun olmayan, yani varsayımsal fikirleriyle hareket ettiklerini ve bunu ne kadar dürtüsel yaptıklarını fark edebiliyorlar. Sonuçta öfke bize ait bir şey. Onu hani yok etmeye çalışmamız faydasız. Çünkü ihtiyacımız da var ona. Hı hı. Bazen bir şeyin arkasındaki sorunu anlamak için de duygularımızdan faydalanırız. Ama kendi zihnimizden geçenleri ne kadar iyi anlarsak öfkemizi de o kadar kontrol edebiliyoruz. Çoğu zaman bunun işaretleri oluyor. Yani insanlar çok ani olarak öfkelendiklerini ve yapacakları hiçbir şey olmadığını söyleyebiliyorlar. Ama aslında biraz analiz edildiğinde öncesinde işaretleri olduğu, bir takım otomatik düşüncelerle kendilerini koşulladıkları ve bunlarla baş edebilecek yöntemleri de edinebileceklerini görüyorlar. Stresle başa çıkma becerilerini arttırmanın mesela çok yararı oluyor. Duyguları tanımanın, Canan Hanım'ın dediği gibi çok faydası oluyor. Sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemler var. Bununla ilgili bir sürü kendine yardım kitabı da var ama onlarla yeterli olmuyorsa bir terapisten de yardım alabilirler. Sonuçta ama mesele hep kendini tanımaktan, düşüncelerinin farkına varmaktan, duygularının farkına varmaktan geçiyor. Kendini tanırsan onları da kontrol edebilme oranınız yüksek. Tabii aile, hı-hı, ortamında da öfkeli bir ortamda, hı-hı, şiddetin olduğu bir ortamda yetişiyorsa da çocuk biraz herhalde bunları rol model, hı-hı, alabiliyor, hı-hı, onu gördüğü için. Peki şöyle, öfkelenenlerin şiddet eğilimi yüksek. Yani bizim gördüğümüz oranla öfkelendiği için eşini döven kadınlar çok şiddete maruz kalıyor. Son zamanlarda çocuklarını öldürenler, yani inanılır gibi değil, haberleri çok daha fazla alıyoruz. Yani toplum olarak buna bir çözüm bulmamız lazım. Öfkeyle baş etme yönteminin yanında bunlarla da baş etme yöntemini bütünsel olarak bakıp çözmemiz lazım. Neden biz bu noktaya geldik? Mesela o insanlarda çocuklarını öldüren, eşlerine şiddette bulunan kişilerdeki sorunlar neler? Nasıl bu aşamaya gelmişler? Şimdi tabii şiddet, genel olarak şiddet eğilimde bir artış olduğu söyleniyor. Ama aynı zamanda hani bunlardan haberdar olma oranımız da arttı. Yani daha çok haberleştiriyoruz. Daha çok haber, yani hepsinden haberdar oluyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu ama aslında şiddet insanlığın tarihi boyunca hep vardı. Yani öfke ve şiddet her zaman vardı. Evet, şimdi bunlardan daha çok haberdar oluyoruz ve bir miktar da arttı gerçekten de. Ama tabii her olayı olgu bazında değerlendirmek lazım. Yani bütün vakalar için genel bir şey söylemek mümkün değil ve çok indirgemeci bir yaklaşım olur. Her olayı olgu bazında değerlendirmek lazım. Zaman zaman bu kişilerin kendileri de, istismarcıların kendileri de çok ağır travmalara maruz kalmış kişiler olabiliyor. Sorun çözme becerileri çok kötü olabiliyor. Zaman zaman bazı kişilik bozuklukları ilişkili olabiliyor bu durumlar. Sonuçta olgu bazında değerlendirmek gerekiyor ama bir sürü faktör buna etki ediyor. Sosyal destek sistemleri de örneğin belki mağdurların kendilerini koruyabilecekleri yolları bilmemeleri de bu tip şeylerin gerçekleşmesine sebep oluyor. Hem destek alamadıkları da oluyor. Evet, galiba. Destek alamadıkları da oluyor ya da nasıl destek alacaklarını bilmedikleri de oluyor. Çünkü o durumun içinden çıkamayan bir mağdurdan ve o şiddeti sürdürmeye devam eden bir istismarcıdan söz ediyoruz. Bunları hepsini bir bütünlük içerisinde ele almak lazım.
Şunu da sorayım, sonra size geçeceğim Canan Hanım. Yani sorarken de imtina ediyorum ama çocuklarını öldürenler, yüksek şiddet eyleminde bulunanlar, işte katiller, caniler, bu savaşların nedeni olan kişiler, işte Batı dünyası diyoruz, bir takım insanları suçluyoruz, bu kadar katliamın yapılmasına göz yumuyorlar. Ya bu insanlar, yani ruhsal hastalıkları olanlara da burada, yani her ruhsal hastalığı sorunu olan sonuçta başkasına zarar vermiyor. Kendine zarar verebiliyor. Bir kısım insan da dışarıdakine zarar veriyor. Bu insanların yüzde kaçı ortalama ruhsal bozukluğu var? Yani ruhsal bozukluğu olmadan suçlu statüsüne sokabilir miyiz çoğunu? Şimdi ruhsal bozukluktan neyi kastettiğimize bağlı. Çünkü ruhsal sağlık ve bozukluk bir spektrum. Hani bir yerde başlayıp da hani buradan sonrakileri ruhsal sağlığı bozuk, bundan öncekiler tertemiz gibi bir şey söyleyemiyoruz. Ayrıca şiddet çok insana özgü, insanın doğasında da olan bir tarafı var. Yani ve biz bunları hani denetlemeye öğrenerek, kontrol etmeye öğrenerek, karşı tarafla empati kurarak vesaire bir şekilde bununla baş etmeyi ve başkalarına zarar vermemeyi öğreniyoruz. Şimdi ruhsal hastalıklar, ağır ruhsal hastalıklar da şiddet eğilimi normal denebilecek, yani ağır ruhsal hastalığı olmayan kişilerden çok fazla değil. Tamam. Aslında daha çok şiddet gösteren kişiler kişilik bozukluğu dediğimiz spektrumda antisosyaller ve bunun türevleri daha çok şiddet eğilimi gösteriyor. Ama sonuçta şiddet sadece bunlara da özgü değil. Herkes şiddet gösterebilir. Bu biraz toplumsal kuralları nasıl işlediğiyle de ilgili bir şey. Biraz çevreden öğrenmeyle de gelen bir şey. Mesela çocuklar çetelere giriyorlar. Aslında belki başka bir ortamda olsa hiç de öyle bir davranış göstermeyecek bir çocuk. İşte bir ergen. O bulunduğu arkadaş çevresi içinde, akran çevresi içinde kabul gören davranışları benimseyerek bunlara uyum göstermeye başlayabiliyor. Yani doğrudan doğruya şiddetin şununla ilişkili, bununla ilişkili diye doğrudan bir şey söylememiz çok mümkün değil. Gerçekten bütün olguları vaka bazında değerlendirmek lazım. Ve her birinin kendine, yani her insan kendine özgüdür sonuçta, biriciktir. Ve her insanın ihtiyaçlarını da o kendine özgürlüğü içerisinde ele almak gerekiyor. Yani ruhsal sorunu olan şiddet hafifletici sebep olarak görülebiliyor mu bu tarz vakalarda? Şöyle söyleyebilirim. Adli boyutu, yani adli bir tıp uzmanıyla da belki konuşmak lazım ama adli boyutta, hekim boyutunda bu insanların ruhsal bozukluğu olması, teşhisli bir hastalık almış olması, şiddetinin, işte katil olmasının, cani olmasının hafifletici bir sebep olarak geçiyor mu şimdi hocam? Şimdi bu tarz yani psikiyatrik hastalarla ilgili bu tarz bir şeyi yayına getirmek konusunda biraz imtina ediyorum. Çünkü tamam, evet. Onları etiketleyen bir tamam. şey. Çünkü dediğim gibi toplumsal olarak şiddet oranları bu hastalarda çok fazla da yüksek değil. Hastalık dönemlerinde evet zaman zaman şiddete başvurmaları oluyor hezeyan doğrultusunda. Ama bu cezaevlerindeki bir sürü insanı açıklamıyor. O yüzden de hani ruhsal hastalıklarla, ağır ruhsal hastalıklarla hastaları etiketleyebilecek bu tarz şeyler toplumsal olarak bizim işimize yaramaz. Ve bu biraz da kolaycı bir yaklaşım. Yani hasta oldukları için şiddete başvuruyor demek insanlara biraz kolaycı bir yaklaşım. Aslında biz de zaman zaman yani daha... Hani böyle hastalar ve normaller diye ayırmak çok zor. Dediğim gibi bu bir spektrum. Ama ağır ruhsal hastalığı olmayan insanlar da zaman zaman buna başvuruyorlar. Yani benim işte rahatsızlığım var, o yüzden böyle davranıyorum. İşte ben zaten kendimi kontrol edebilsem bunları yapmazdım gibi. Bu da biraz kolaycı bir yaklaşım olabiliyor bazen. Sonuçta eğer kişinin ayırt etme gücü varsa, yani muhakemesi yerindeyse yaptıklarının sorumluluğunu alır ve ona göre bunları değiştirmekten de sorumludur.
Ve belki bizim asıl çalışmamız gereken, konuşmamız gereken kişiler de bunlar. Bunlar, tamam. Şimdi size döneceğim, reklama gideceğim ama çocuklar biraz yetişkinlerin minyatürü mü bu meyanda? Sizden de minyatürü değiller. Cevaplarını Hı-hı. almak istiyorum ama bir reklama gitmem Hı-hı. lazım izninizle. Reklamdan sonra sizinle Hı-hı. devam edeceğim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Sayın Doçent Doktor Medine Yazıcı Güleç ve Uzman Doktor Çocuk Psikiyatrisi Canan Yusufoğlu benimle ruh ve akıl sağlığımızı nasıl koruyabiliriz, nasıl sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz ruh sağlığı açısından. Onlara değinmeye devam ediyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi 8-11 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlendi. İmmünoloji ve genetik çalışmaların hematolojik nadir hastalıklar için umut olduğu bildirilirken, bu çalışmaların lösemi, lenfoma, miyelom gibi hematolojik nadir hastalıklarla mücadele şansını artırdığı kaydedildi. Kongrede kemik iliği arayan hastalara umut olmak için Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirilen Türk Kök projesinden de bahsedildi. Kan kanseri başta olmak üzere birçok nadir hematolojik hastalığın tedavisinde başarıyla uygulanan kök hücre nakli ile ilgili 2017 yılı itibariyle yaklaşık 4100 civarında nakil işleminin yapıldığı ve gelişmiş batı ülkeleri seviyesi olan 60 milyon düzeyine ulaştığı vurgulandı. Kök hücre nakli ihtiyacı olan ve kardeş verici olmayan hastaların tedavi şansı ise gönüllü verici havuzunun artırılmasıyla mümkün. 2017 yılı sonu itibariyle 250 bin üzerinde gönüllü havuzu oluşturulmasıyla kemik iliği merkezinin ise bağışçı beklediği ve kemik iliği bankalarının veri tabanlarının çok sayıda bağışçıyla zenginleştikçe kanser hastalarına uygun ilik bulma ve tedavi etme şansının da o kadar artacağı kaydedildi. Bulaşıcı ciddi bir hastalığı olmayan 18-50 yaş arası sağlıklı herkes kök hücre vericisi olabiliyor. Kök hücre vericisi olmanın sağlık üzerine olumsuz bir riski bulunmuyor. Bağış için Kızılay Kan Merkezlerine başvurmak yeterli. Merhabalar, kök hücre bağışçılığını teşvik etmek amacıyla bir VTR hazırladık size. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği'nin düzenlediği kongredeydik. Orada Türk Kök Projesi'nden, kök hücre bankalarından bahsettik. Kök hücre bağışçısı olmanın hiçbir sakıncası yok. Sağlık açısından hiçbir riski yok. Birçok kan kanserli hastaya umut oluyoruz. Ayrıca güncel bir haber. Dün bir iki gündür ekranlarda görüyorsunuz. Kaşıntılı olan bir çocuğumuz var. Kök hücre nakli yapılırsa kendisinin düzelebileceği söyleniyor. Türkiye'de mesela Türkiye'deki kök hücre bankalarında doğru ilik bulunamadığı için yurt dışındaki kök hücre bankalarına başvuruldu. Ne kadar çok bağışta bulunursak Türkiye'deki insanlarımızı kurtarma şansımız, kanser ve diğer hastalıklardan kurtarma şansımız o kadar artıyor. Kızılay'a kan verirken ben kök hücre bağışçısı olmak istiyorum derseniz gerekli prosedür uygulanacak. Hiç de bize bir sağlık açısından zararı yok. Yani organ naklinden tamamen bağımsız olarak düşünebilirsiniz. Organ nakli yapıldığında bir operasyona giriyorsunuz, bir böbreğinizi veriyorsunuz ya da karaciğerinizden bir parça veriyorsunuz. Ama kök hücre naklinde öyle bir şey olmadığını da söyleyelim. İliklere, kemiklere zarar gelmeyeceğini de söyleyelim ve kök hücre bağışçısı olmanızı tavsiye edelim. Biz de olduk diyelim efendim. Tekrar teşekkürler. Konuklarıma tekrar dönüyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Sayın Doçent Doktor Medine Yazıcı Güleç ve Çocuk Psikiyatrisi Doktor Canan Yusufoğlu benimle biraz ruh ve akıl sağlığımızı nasıl korunabilir konularına değiniyoruz. Öfkeyle nasıl baş edeceğiz? Tahammülsüz ve sinirliyiz. Nasıl bu duyguları bertaraf edeceğiz? Nasıl şefkat duygumuzu geliştireceğiz? Bu konulara devam etmeye çalışıyoruz. Yayın İlk bölümde konuştuk, çocuklarımızdan da erişkinlerimizden de konuştuk. Erişkinleri model alıyor çocuklar ve çocuklar evet. Erişkinlerin bir minyatürü mü? Bu yüzden mi bu sistem bazen kötüye gidiyor? Bu kadar şiddet haberleri, bu kadar katliam haberlerini alıyoruz. Ne diyeceksiniz? Çocuklar yetişkinlerin minyatürü değiller. Evet, anne babaların yaptığı davranışları ilk başta gözlemliyorlar, taklit ediyorlar, rol modelleriler. Ama çocuklar değişime de bir o kadar da açıklar.
annenin ya da babanın yaptığı davranışların bir süre sonra muhakemesiyle ya da okuldaki öğretmeninden, arkadaşının yapmış olduğu ona davranıştan bunun yanlış olduğunu, anne babanın davranışlarının yanlış olduğunu da muhakemesini yapabiliyorlar. Tamam, bazı genlerimiz var, anne babalarımızdan aldığımız genler var, o genleri belki şu an için değiştiremiyoruz ama çevresel uyaranlarla, çevresel etkilerle değişebiliyoruz. Yani aynı ailede yetişip çok farklı çocuklar var. Çok evet. Farklı çocuklar mizaçları biliyorlar. Üç çocuk ama hepsinin mizaçları farklı. Aynı benzer genlerdeler. Kimi çocuk içe kapanık oluyor, kimi çocuk dışa dönük oluyor. Kimi çocuk yani farklı olabiliyorlar. Kimi çocuk şiddet eğilimi gösterebiliyor kimisi ileride. Şiddet eğilimi gösterebiliyor. Şiddet eğiliminde çocuk şiddeti niçin kullandığını önce bir anlamak gerekiyor. Medine Hanım da söylediği gibi aile içerisinde iletişim biçimi birbirine bağırarak, ses tonları yükselerek birbirleriyle iletişim kuran anne babayı gördüğü zaman çocuk, o da karşı tarafa bir şeyler anlatmak istediğinde ses tonunu yükselterek anlatmaya başlıyor. Çünkü onu görmüş. Ya da birisine bir şey yaptırırken bağırma ya da fiziksel güç uygulamanın normal olduğunu düşünen çocuklar var. Normalize ediyorlar. Kimi çocuk da bahsettiğimiz gibi farklı iki kardeşler, bir tanesi öfkeyi tercih ederken diğer çocuk sözel ifadeyi seçebiliyor. Onun öğrenmiş olduğu çevrede belki iyi diyalog kurduğu öğretmeni olabiliyor ya da arkadaşı olabiliyor. Kendini sözel anlamda ifade etme becerisini geliştiren diğer kardeş de şiddete yönelmiyor. Rol model. Rol model tek başına anne baba değil, bir öğretmen olabiliyor, bir arkadaş olabiliyor. Bazen büyük anneler, büyük babalar olabiliyor, bir komşu olabiliyor. Tek başına anne ya da baba... Sosyal çevreyle varız. Sosyal çevreyle varız, evet, sürekli etkileşim halindeyiz. Bazen anne babalar diyelim ki işte birbirlerine karşı şiddet uyguluyorlar. Şiddete maruz kalan genelde kadın oluyor. Bazen kadının erkeğe uyguladığı da olabiliyor tabii. Benlik algısı, yani kendilik algısını geliştirmek, çocuğun küçük yaştan itibaren geliştirmek bu noktada çok önemli. Problem çözme becerisini çocuğa kazandırmak. Çocuk sürekli her problemde annesinden ya da babasından o problemin cevabını almak istediğinde anne o problemi ya da baba o problemi bu noktada sen bu problemle sen neler yapabilirsin tarzında o problemi çocuğa soru sorar tarzda yaklaşarak onun düşünme sürecine katılmasını sağlamak. Çocuğun bulamadığı bir şeyde de peki bu noktada şöyle yapsan nasıl olur şeklinde söyleyerek yine düşünmesini sağlamak. En sonunda da ben anne ya da baba olarak sana nasıl yardımcı olabilirim gibi bir problem çözme becerisini çocuğun daha küçük yaşlardan itibaren kazandırmak etkili oluyor. Duygularını tanıması duygularını tanımadan, lazım çocuğun. Duygularını tanımada da ailelere bazı önerdiğimiz şeyler var. Küçük çocuklar, böyle soyut somut kavramları daha henüz gelişmemiş olan çocuklarda biz hastane şartlarında kartlar gösterebiliyoruz. Yüz ifadeleri farklı olan kartlar. Çocuk da işte bu çocuk ne hissediyor olabilir? Çocuk söylemeye başlıyor. Diyelim ki üzgün bir çocuğun kartını gördü. Niye üzülmüş olabilir? Ya da kızgın bir çocuğun kartını gördüğünde bu kızgın bir çocuk niye kızgın olabilir gibi sorduğumuz zaman da çocuk farkında olmadan kendisini üzen, kendine kızgınlık yaratan olayları da anlatmaya başlıyor. Bizim için hem duygu tanımlamasında yardımcı oluyor hem de hangi duyguyu ne durumlarda yaşadığı ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz biz. Bunu ifade etmek, yani son günlerde biraz cinsel istismardan aslında bahsettik. Yani haberleri söylemek bile istemiyorum, ben ağzımı almak istemiyorum ama burada da herhalde çocukların böyle bir durumla karşılaştığında duygusunu ifade etmesi, özgürce söyleyebilmesi de herhalde gerekiyor. Burada anne babanın da bu konuda desteklemesi, teşvik edici bir rolde olması gerekiyor. Evet. Yani duyguyu anlatmak, ifade etmek bu açıdan da bence çok önemli. Çocuğun kendini, evet, duygularını anlatması önemli ama bir taraftan da anne babanın etkin bir şekilde dinlemesi de çok önemli. Tamam. Çocuk anlatırken annenin göz göze gelmesi gerekiyor çocukla. Yani çocuk televizyonun karşısında ya da başka bir yerdeyken, anne başka bir şeyle ilgilenirken o iletişim yeteri kadar kurulamamış olabiliyor. O nedenle etkin bir şekilde dinlemeyi ebeveynlere öğretmek. Etkin dinleme ne demek? Çocuk bir şey anlatırken
nötr dinlemek. Yani o esnada çocuğun anlattığından dolayı üzüntü, öfke, şaşkınlık vesaire çok o yüz ifadelerini çok fazla çocuğa göstermemek. Çünkü onları gördüğü zaman annem üzülüyor, annem kızıyor diye düşünerek farklı anlatma çabası içerisine giriyor. Çocuğun bedenini kendisini tanıması, bedenindeki özel bölgeleri tanıması hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının. Bazen anneler abartıya kaçabiliyorlar. Biz görüşmelerde bunu çocuklara anlatırken nasıl çocuklara hem anlatıyoruz hem de annenin ya da babanın nasıl anlatması gerektiğini de anlatıyoruz. Öğrendikleri şeyi defalarca çocuklara söylemeye başlıyorlar gün içerisinde. Bu sefer çocukta merak uyandırabiliyor özel bölgeler. Hani bunu çok sık dile getirmeyin, evet bunu anlatın ama sürekli anlatmayın gibi. Bu sefer çocuk o merakla kendisi istismara da açık hale gelebiliyor bilgilendirirken. Onu da söylemiş olurum. Bu noktaya da aileler herhalde dikkat edecekler. Medine Hanım, size döneyim. Şimdi aslında sizle biraz neden tahammülsüz ve sinirli oluyoruz, öfkeyle nasıl baş edeceğiz, sorunlarla baş etmekte zorlandığımızda neler yapabiliriz konuları biraz daha sizin aslında uzmanlık alanınıza giriyor. Burada birkaç cümle istiyorum sizden. Gerçekten belki sihirli bir şey yok ama bize destur olsun hayatımızda. Öfkelendiğimizde, sinirlendiğimizde, sorunlarla baş edemediğimizde neleri düşünelim, neleri hatırlarım, hangi duygularımızı geliştirmeye çalışalım? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Belki şöyle düşünmekte fayda var. Yani bir şey hayatımızı sık tekrar ediyorsam, benzer durumlarda sık kalıyorsak, aynı şeyler bizi öfkelendiriyorsa, aynı durumlarda hep mesela kavga ediyorsak birileriyle, işte trafikte şurada burada işte haksızlığa uğramak, işte rekabette geri planda kalmak vesaire gibi şeyler, herhangi bir şey olabilir. Ama aynı durumlarda ya da kişiler arası ilişkilerde ki bazı ihmalkarlıklar vesaire, yani hep bir şey tekrar ediyorsa hayatınızda ve onu hep yönetmekte zorluk yaşıyorsanız oraya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hayat çok hızlı. Böyle şeyleri hızlıca da geride bırakıyoruz. Yani hızlıca duygularımız kızgınlıktan umursamazlığa geçebiliyor. Ondan sonra tekrar dönüşebiliyor. Dün yaşadığımızı bugün hatırlamıyoruz vesaire. Eğer tekrar ediyorsa bunların üzerinde biraz daha düşünmemiz gerekir. Bunları daha dikkatli ele almamız gerekir. Her şeyden önce neden kendimizi böyle durumların içinde bulduğumuzu ve neden hep aynı hataları yaparak belki daha iyi yönetebilecekken yönetemediğimizi düşünmemiz lazım. Bu noktada bazen kendi bakış açımızda da bir problem olabilir. Yani benzer durumlarda benzer alınganlıkları gösteriyor olabiliriz. O zaman belki bunun üzerinde çalışmak gerekebilir. Ya da gerçekten hani bizim alınganlığımızla başka bir şey ilgisi değildir ama hayatta her şeyin herkesin başına gelebilecek şeylerdir. Ama biz onları kötü yönetiyoruzdur. Yani belki o tepkiyi vermesek olay o kadar büyümeyecektir. Daha iyi nasıl yönetebiliriz bu meseleyi? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Hem bu bizimle ilgili taraflarını, hem belki o krizi daha iyi nasıl yönetebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten bir nefes alıp üzerine ciddiyetle eğildiğimizde bunları görebileceğimizi düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri ertelemek, eğer çok sinirliysek, çok öfkeliysek, ertelemek çok yararlı. Sonra harekete geçelim. Bazen de kendimize şunu hatırlatmanın çok faydası oluyor. Yani işte bir ay önce benzer bir duruma sinirlenmiş miydiniz ve şu anda umurunuzda mı? Yani çünkü bir sürü şey aslında uzun vadede o kadar önemsediğimiz şeyler değil. Ama o anda dünyanın en önemli şeyi gibi görünebiliyor. Kendimize bunu hatırlatmanın faydası olabilir. Ve dediğim gibi yani tekrarlar çok önemli kişilerin hayatında. Eğer aynı şeyler tekrar ediyorsa bu konuda tabii etrafımızdakilerin de sesine kulak vermemiz lazım. Bazen biz fark edemeyebiliriz ve etrafımızdakiler bize bunu söylerler. Kendine yardım kitaplarında çok faydası oluyor. Ama eğer çözemiyorsanız ve bu size bir huzursuzluk yaratıyorsa da mutlaka bir uzmandan yardım almak. Sadece yani bir hastalığınız olması gerekmiyor. Yani öfke kontrolünüz için, dürtüselliğiniz için ya da sürekli kaygılı hissediyor olmanızla da ilgili yardım alabilirsiniz. Bunu zamanında frenlemek daha ciddi sıkıntıların da önüne geçmemize yardımcı olur. Yani erteledikçe bu sorunları daha büyük ruhsal sorunlar, buhranlara herhalde girebiliyoruz değil mi? Olabilir. Tedbir almak biraz daha. Olabilir ama tabii ki ihtiyaçla ilgilidir tamam. Bu. Kişinin değişmeye ihtiyacı olmasıyla ilgili. O ihtiyaç oluştuğunda zaten kişi
kişi harekete geçecektir yardım almak bunu için. Bunu söylemeyeyim. Şunu da soracağım size. Sevmek, yardımda bulunmak, yani hem çocuklarımıza bunu aşılamak hem de erişkinler herhalde ruh sağlığımızı geliştiren, koruyan bir süreç, bir durum. Sevgi, şefkat, merhamet, yardımda bulunma duygusunu da geliştirmek lazım toplumda. Toplumsal dayanışmayı sağlamak lazım. Biraz egoları kenara itip ben değil biz kavramını herhalde oturtmak lazım. Bu da birçok belki ruhsal sorundan, sıkıntıdan bizi ayıracak, sağlıklı nesiller sürdürmemize yardımcı olacak. Bunu nasıl oturtabiliriz, geliştirebiliriz? Burada bize de rol düşüyor, medyaya rol düşüyor, insanlara rol düşüyor ama birkaç cümlenizi merak ederim sizin. Yani bunu yaptığımız zaman mı diğerleri olacak yoksa aslında gerçekten ihtiyaçlarımız karşılandığında mı biz bunları yapabileceğiz? O belki konuyu böyle düşünmek lazım. Yani yardımlaşmacı olmak, alıp verebilmek, yani alışveriş yapmaya izin verebilmek, kendi sınırlarını hem kendi sınırlarını koruyup hem başkası ilişki içine girebilmek bir beceri ve yetkinlik yani büyüme meselesi. Biz yeterince büyüdüğümüzde hem kendimizi korurken hem başkalarını da düşünebildiğimizde zaten bunları gerçekleştirmiş olacağız. Ama birçok insan kendi ihtiyaçlarını daha yeterince karşılayamadığı için bunlar bazen çocuklukta karşılanmamış ihtiyaçlar oluyor. Bazen günlük hayatın zorluklarıyla ilgili oluyor. Ötekini düşünmekten bir miktar uzak olabiliyor. İyi bir ruhsal sağlık geliştirebildiğimizde zaten bunlar onun sonucunda gelecek diye düşünüyorum. Ama yardımlaşmanın, empatik olmanın, toplumda iyi şeyleri öğütlemenin ve yönlendirmenin tabii ki insan ruh sağlığına katkısı var. Ve hepimizin içindeki iyiliği güçlendirmesi lazım. Ama bu biraz da yumurta tavuk ilişkisi gibi bir şey. Karşılıklı bir şey yani. Karşılıklı. Sizin bunu ekleyeceğiniz bir şeyler olabilir mi? Özellikle çocuklarımız için çocuk psikiyatrisi uzmanısınız. Eğitimde, öğretmenin de, eğitim sisteminin de bunu desteklemesi lazım. Siz ne söylersiniz? Sevgiyi gören çocuk sevgiyi paylaşıyor, büyütüyor. Anneden, babadan, öğretmeninden, başka çevresinden. Yani en ufak bir sevgiyi bir verdiğiniz zaman çocuk onu kocaman hale getiriyor. Paylaşma konusunda daha açık olabiliyorlar. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bazen çocuklar çevresindekiler onu sevdikçe kendisinin değerli olduğunu ya da sevilmediği zaman kendini değersiz hissetme gibi düşünebiliyorlar. Kendilerini sevdirmek adına fazla arkadaşlarının her istediğini yapmaya çalışmak sürekli. Bu bir yardım değil. Onu da çocukla konuşmak gerekiyor. O da kendi benlik algısını geliştirmek çocuğun, kendini özgüvenli hale getirildiği zaman bu tür sevgi arayışları, yani sevgiyi arkadaşlarına böyle sürekli bir şeyler vererek, sevgiyi çoğaltarak kendilik algısını arttırmaya çalışma içerisine girmemiş oluyor. O bazen beyhude bir çaba olabiliyor karşı taraf. Bazen anneler yapabiliyorlar çocuğunla oynasın diye çocuğunun çantasına poğaçalar, börekler, arkadaşlarına bunu ver diyen ebeveynler bile oluyor. Yanlış bir tutum tabii ki. Bir de ebeveynlerin tabii bunu bilmesi lazım. Bazen ebeveynler de bunu bilmiyor. Çocuğuna al bunu götür arkadaşlarını seni daha çok sever gibi bir mesaj vermiş oluyor. Yanlış bir mesaj vermiş oluyor çocuğuna da. Kişinin özbenliğini geliştirmesi. Evet, asıl önemli olan o. Benlik hukuk olarak değerli olduğunu bilmesi. Bir insan olarak bir değerli olduğunu vatandaşı bilmek, olarak bilmesinde. Çocuğun birey olarak kendisi olarak değerli olduğunu bilmesini sağlamak. Kendilik algısını geliştirmek için problem çözme becerisini kazandırmak. Çocuğun yeteneklerinin farklı olabileceğini çocuğa bunu belirtmek. Sadece derslerde yapmış olduğu başarı değil çocuğun kendini iyi, değerli hissetmesi. Her çocuğun yetenekleri birbirinden farklı. Kimisi matematik, kimisi Türkçe, kimisi spor alanında yetenekli olan çocuklar. Önemli olan çocuğun çabasına, gayretine odaklanmak. Almış olduğu not vesaire değil. Çaba göstermesini, gayretini gördüğünü söylemek çocuk için
önemli oluyor. Ve aslında ruh ve akıl sağlığı dediğimiz süreci iyi yönetmek, korumanın da ilk basamaklarından biri herhalde bu. Son sözünüzü alayım, sizinle kapatalım programı. Birçok konudan bahsettik, sevmek, yardımda bulunmanın ruhsal olumlu etkileri var dedik. Nasıl sorunlarla baş edeceğiz, öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şiddet oranlarımızı nasıl düşüneceğiz? İnsana dayanıyor iş. Bu meyanda son sözlerinizi alalım, yayını kapatalım Medine Hanım. Yani daha şiddetin olduğu bir dünyada yaşamayı tabii ki herkes gibi biz de istiyoruz. Çocuklarımız daha iyi bir ortamda büyüsün istiyoruz. Ama iyi çocuklar yetiştirmek, yani sevgi ortamında ihtiyaçlarını karşılayacağımız çocuklar yetiştirmek herhalde en önemlisi. Çocuklarımıza ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi yetişkinler oluyorlar. Kendimizi ne kadar iyi tanırsak çocuklarımıza o kadar iyi bakıyoruz. O yüzden insan kendini geliştirmekten, kendini tanımaya çalışmaktan hiç vazgeçmemeli. Hiç geç değil. Gelişim devam ediyor kesinlikle. Sürekli. Yaşam hiç vazgeçmemeli ve bunun için yardım alabileceği her yerde başvurmalı. Kitaplar, sizler zaten varsınız. Devlet Erenköy Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesi'ndesiniz. Devletimiz kamu hizmetinden psikiyatri, psikolog randevuları talep edip alabilirler. Psikoterapi merkezleri var devlette. Yani hani bu hizmetler biraz pahalı hizmetler olabiliyor. Bazısı bu yüzden de gidemiyor çekinerek ama devlet kurumlarında belki daha az zaman ayrılıyor. Fakat bir basamaktır. İhtiyacı tespit edip gidip bu sürece başlamak bile hayat yolunda güzel bir ışık tutacaktır herhalde düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Günün karesini verelim. Daha sonra sizlerle vedalaşalım efendim. 14 Şubat'ı geride bıraktık. Mikroskopta aşk diye bir karemiz var. Bir patoloji sevgili arkadaşımız Sergülen Hanım'ın paylaştığı bir patoloğun görüntüsü var. Artık Ebru desenlerine benzetebilirsiniz ama hücrelerin oluşturduğu bir kalbi kendisi resmetmiş. Bunu da size bugün gösterelim dedik. Günün karesi olarak 14 Şubat sonrası ve konuklarıma veda ediyorum. Sayın Doçent Doktor Medine Yazıcı Güleç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kendisi çalışıyor. Teşekkürler geldiğiniz için. Çocuk psikiyatrisi uzmanı Sayın Doktor Canan Yusufoğlu, siz de aynı hastanedesiniz. Tekrar söyleyelim, psikiyatri, psikolog hizmetlerini kamu hastanelerinden, özellikle Erenköy gibi dal hastanelerinden alabilirsiniz. Birçok poliklinik var, bağımlılık süreçlerini yönetebilen, psikoterapi alabildiğiniz hizmetler var bu hastanelerimize. Çekinmeden gidin. Sorunları da biraz ifade etmek herhalde gerekiyor. Bu sorunları çözebilmek için. Çok teşekkürler. Tekrar geldiğiniz için sağ olun. Değerli izleyenler, sağlık raporunu tamamladık. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Sağlık haberlerinden derlediğimiz gündemimizde sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın sabah 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Hüseyin İlter, hepatit A aşısının 10 yıl içinde üretileceğini açıkladı. İlter, hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşının üretimiyle beraber Türkiye'nin aşı üssü olacağını kaydetti. Sağlık Bakanı Demircan'ın kamuya 2018'de 56 bin memur alacaklarını bildirdi. Bunlar arasında 27 bin ebe, 19 bin hemşire ve diğer sağlık personeli de bulunuyor. 10 bini ise doktordan oluşacak. Dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından ve 1 milyonun üzerinde çocuk doktorun üyesi olduğu Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu'nun Dış İlişkiler ve Projeler Direktörlüğü'ne Kerem Hasanoğlu getirildi. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli cilt uzmanlarından Kolsuz Agop lakaplı Profesör Doktor Agop Kotokyan 79 yaşında hayatını kaybetti.